Bizim mutfaktan merhabalar. Bugün sizlere erişte nasıl yapılır? Bu mevsim tam erişte yapma mevsimi. Sizler yapmak isterseniz ben de tarifini vereyim. Yapmayan bayanlar, yapmayan kardeşlerimiz hatırlatmak amaçlı sizlere bugün erişte nasıl yapılır? Buyurun, malzemelerimiz, hamura katılan malzemeler. Hamura katılan malzemelerimiz için 2 kilo unumuz. 1 kiloya 2 yumurta, 1 kiloya 2 yumurta, 4 yumurtamızı 2 kilo unumuza ilave edeceğiz. Ve bir yemek kaşığı silmede tuz atacağız. Malzemeler 3. Tuz, un, yumurta ve su. Evet. Kilonu, 10 kilosu ne kadar olursa her kiloya 2 tane yumurta yeterli olacaktır. Siz bunun gramajını artırarak 5 kilodan da yapabilirsiniz. Evet. Tuzumuzu atıyoruz. Bir yemek kaşığı tuz yeterlidir. Bunun suyumuz da soğuk su olacak. Sert bir hamur elde edeceğiz. Yumuşak kesinlikle olmayacak. 2 kilo unumuza elimize yavaş yavaş suyumuzu ilave edip kıvamını sizlerle paylaşacağım. Yarım kilo unu ekleyeceğim. Evet. Yarım kilosunu yine atıyoruz. Tabii 2 kilo yeterlidir. Siz de daha çok yapabilirsiniz. Evet, su miktarını da yavaş yavaş ilave ederek evet. Bismillahirrahmanirrahim. Sert bir hamur elde edeceğiz. Yumuşak olmayacak kesinlikle. Hamurumuzu beze edip dinlendireceğiz. Bir saat kadar dinlendirdikten sonra açacağız. Hamurumuza bir yoğuralım. Üç buçuk su bardağı 200 milimlik önce döküyoruz. Diğerini dikkatlice ekliyoruz. Kurutacağız bunu, kesip güneşte 1-2 saat kuruttuktan sonra buzdolabı poşetlerimize koyup konjonatörlerimize koyacağız. Evet, bu kadar. Evet sevgili YouTube takipçilerimiz, hamurumuzun kıvamı bu sertlikte olacak. Yalnız bu hamuru yoğurmak için muhakkak bileği güçlü komşunuzdan, akrabanızdan, kardeşinizden yardım alsanız çok iyi olur. Çünkü bayağı bir kas yaptırıyor insana, güç gerektiriyor. Yalnız tezgahlarda açılan bir hamur değil yani. Bunu da söyleyeyim. Yer sofrası yaparak, yer sofrasında masa örtüleri bile, müşambakalın masa örtülerini, hatta sofranın üzerinde bile değil, boş karlajın üzerine veyahut bahçenizde veyahut mutfağınızda boş yere o kalın sofra bezlerinden, muşamba örtülerinden sererek üzerinde yoğursanız işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Bunu da söylemiş olayım. Bu şekilde yoğuruluyor. Ben de aynı öyle sofra bezinin üzerinde açtım. Bu şekilde beze yapıp bir yarım saat, bir saat kadar muhakkak dinlendirilmiş sevgili YouTube takipçilerimiz. Bu daha yoğuruyor. Yani
yaklaşık 20 dakikadır, 15-17 dakika arasıdır yoğuruyorum. Ama toplam 20 dakikada yoğurulması tamamen biter. Beze alacağım. Şimdi 10 dakika daha iyi yoğurulması için, iyi yoğurulmamız lazım. Çünkü özünü alması için. Şimdi daha bu hamur bak çürük gibi. Kesinlikle yoğurulmak gerekiyor. Böyle has parlak bir hamur olana kadar, böyle has bir hamur olana kadar muhakkak iyi, eriştenin hamuru muhakkak iyi yoğurulmasındadır. Evet, ben yalnız 2,5 kilo undan yaptım. 3 yumurta yine ilave ettim. Sizler yumurtalı çok seviyorsanız eğer, yumurtasını kıvamını artırarak daha da iyi olur. Biz yumurtasını ben 6 tane kattım. Sizler 3 kilo una 10 tane yumurta gerçekten süper oluyor. Lezzet bakımından da. Ben un az diye, az takviye ettim diye yumurtasını ona göre kattım. Sizler un gramajını ve yumurtanın da gramajını artırarak daha da çok yapabilirsiniz. Evet, 10 dakika daha yoğuracağım. Ve bezeler alıp bezelerde dinlendireceğim. Ondan sonra aşma aşamasına geçeceğiz. Aşma aşaması da kesinlikle ince olmayacak. Kalın da olmayacak. Elimiz kesinlikle arkasından görünmeyecek. O şekilde açacağız. Yani 2 milim civarında olması gerekiyor. İnce olması gerekiyor. Yani çok ince değil. Mantı hamuru gibi kesinlikle değil. Erişte hamuru biraz kalın olacak. Zaten açtığım zaman yufkalar sizinle buluşturacağız. Evet, yoğurmaya devam ediyoruz. Evet, şimdi bezelerimizi yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde bayağı bir korkası yaptırdı yani. Evet. Güzel yoğuruldu. Evet, bu şekilde bezelerimizi güzel yoğurup 15 dakika kadar dinlendireceğiz. Bir taraftan açana kadar diğerleri de zaten dinlenecekti. Ben bunun 2 tane 3 tanesini mantı olarak keseceğim. Yaprak mantı. Yani Erzurum tatar böreği adıyla. Evet. Diğerlerini de erişte olarak kesim yapacağım. Erişte makinem var ama elimde keseceğim. Bu daha çok oynatıyor. Zamanımı alıyor. Elimde kesme daha da kolay buluyorum. Alıştığım için. Evet. Bu şekilde bezelerimizi dinlendireceğiz. Hamurumuz böyle bak çöküyorum. Böyle böyle sert yani. Bayağı bir sert yani. Evet. Dinlendiği zaman aşma açısından işimizi kolaylaştıracaktır. Evet. Şimdi üzerini ne yapıyoruz? Üzerini altına da un sermedik. Üzerine de kesinlikle un sermeyeceğiz. Bu küçük geldi. Vinagronla kapatacağız. Evet. Ben burada saat sabahın 8'i. Bunu dinlenene kadar bir küçük kahvaltımı yapacağım ve aşama aşamasına geçeceğiz. Çünkü sabah görünen iş hiçbir zaman. Çok avantajlı olur. Sabah görünen iş her zaman harikadır. Ölmeden kalan iş atalarımız ne demiş? Erken kalkan yol alsın. Evet, böyle güzel serip serin yerde muhafaza edeceğiz. Kahvaltıyı yapana kadar bir yarım saat dinleneceğim. Kollarım bayağı bir yoruldu. Evet, sizler yardım muhakkak yardım alınız. Sizin işinizi daha da kolaylaştırır. Hem de güzel çaylı sohbetli daha da güzel olur. Evet, dinlendirmeye alıyoruz. Aşma aşamasında görüşmek üzere. Kaç tane çıktı? 2, 4, 6, 8 tane çıktı. 2 kilo 200 gram undan 8 tane bezemiz çıktı. Ama benim bezeler küçük değil. Bayağı bir büyük beze.
Evet, yapmış olduğumuz erişte hamurlarımızı bu şekilde açtık. Yufkalarımızı sizlere şimdi nasıl kalınlaştığını göstereceğim. Elim kesinlikle arkasında gözükmeyecek şekilde açıyoruz. Kalınlığı bu şekilde olacak sevgili YouTube takipçilerimiz. Elimiz arkasında gözükmeyecek şekilde eriştelerimizi, yani mantı hamurunun iki tık kalın olması gerekiyor. Yaprak mantı yapmış olduğumuz. Şimdi biz bunları dinlendiriyoruz. Böyle kesinlikle güneşte değil, serin ortamda kurumaları gerekiyor. Bir yarım saat kuruyacaklar. Kesim aşamasını sizlerle buluşturacağız inşallah. Bu şekilde kestikten sonra büyük tepsiler de olabilir, büyük sofra bezleri de olabilir. Dışarıya masalarınızın üzerine alıp güneşte iyice kuruttuktan sonra bir güne kurumasa da üzerini kapatıp, kesinlikle naylon değil, temiz beyaz sofra bezi, böyle sofra bezleri, şeker torbaları, bu şekil bezleri kapatarak temizce böyle. Ben bu şeker torbalarından bez yapmışım, harika, makineye çektim böyle. Yufkalarımda, hamurlarımızda kullanıyoruz. Sizler de üzerini naylon değil, böyle bez torbalarıyla kapatarak ertesi güne de açıp üzerini kurutabilirsiniz. Ondan sonra da yine bez torbasında muhafaza edeceksiniz kış boyu. Dolaplarınıza da koymak istiyorsanız, bence dolaplarınıza kuru hamuru hiç yer kaplamanıza gerek yok. Böyle bez torbaları dikin. Garajınızdan veyahut serin bir yerinde koyup saklayabilirsiniz. Kesme aşamasında görüşmek üzere diyoruz. Evet. Bir kısmını böyle ufakça böyle mantı yaptık. Yapıp kestik böyle. Tepsimizi alacağız. O kadar sert ki den oldu. Çünkü bu hamurun kesinlikle sert yoğurulması gerekiyor. Evet. Diğer aşamamıza geçiyoruz. Mantının kesim aşaması bu şekil. Kesiyoruz. Yufkamızı açtık. Oklavamıza bu şekil. Tarifini göstereyim. Şu şekil yaparak arasını unladık. Mantımızı böyle kestik. Şu şekil. Bıçakla buradan bir çizik atıp kestikten sonra bu aşamada. Evet. Kesim öyle. Aralarını unluyorsunuz. Ve böyle klima güzel havayı hemen kurutuyor. Yani güneşe de gerek yok. Evinizde bir klima varsa rüzgarıyla da yufkalarınız 15 dakikada kuruyacaktır. Sıkıntı olmaz. Mantılarımızı böyle tepsilerimize. Bismillah. Şimdi erişte kesme aşamasına geçeceğiz. Evet sevgili YouTube takipçilerimiz, erişte kesme aşamasına geçiyoruz. Böyle kalınlıkta yufkamız bu kalınlık olacak. Dediğim gibi açtık. Bu çapta kestik. Ve ikişer taneden fazla üst üste koymanızı tavsiye etmiyorum. Klimamız hemen kuruttu hamurumuzu. Evet. Şimdi bu şekilde 2-2 kesme aşamasına geçiyoruz. Bu şekilde sizlerin erişte makineniz, bismillahirrahmanirrahim, erişte makineniz varsa erişte makinesinde de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ama eliyle kesen hünerli hanımlarımız da elinde de kesebilir böyle güzelce. Bu karelerin kesinlikle bundan fazla olmasını tavsiye etmiyorum. Kısa olması gerekiyor. Uzun olursa çirkin, piştiği zaman çirkin görüntüler olacaktır. Kısalığı tam bu kısalıkta olacak. Gördüğünüz gibi bu kalınlık bu kısalıkta. Kuruttuktan sonra dediğim gibi torbalarımıza koyacağız. Bu şekilde kesiyoruz. Böyle ikişer kat kesiniz. Bıçağınızı düz tutarak, ellerinize dikkat ederek
Her kesişte parmaklarınızı geri geri itiyorsunuz. Dikkatli bir şekilde. Bıçağınız çok keskin olmasın sevgili YouTube takipçilerimiz. Kaza yaşamayın. Orta kesen bıçak yeterlidir. Kesinlikle bıçağınız keskin olmasın. Bu şekilde kesiyoruz. Ve ne yapacaksınız dediğiniz zaman da bunu kurutacağız. Tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra torbalarımıza koyacağız. Eğer buzdolabınızda saklamak istiyorsanız konjüratörünüzde buzdolabı poşetlerine koyunuz. Eğer buzdolabı poşetlerine de dolabınızda da yer kaplamak istemiyorsanız da böyle bez torbalarınızı dikip muhafaza edip serin bir yerde bir sene, üç sene de kalsa kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Ben yoğurt kaplarına koydum. Yoğurt kapları 5'er kiloluk. 2 senedir hala ondan var. Sizlere de öyle yeriniz varsa muhafaza edebilirsiniz diyoruz. Tamamını kestikten sonra tepsileri sizle buluşturacağız. Neden sormuştunuz? Görüyorsunuz kesinlikle. Hali. Tel tel. Kesinlikle ikisini bir arada göremezsiniz. Görüyorsunuz. İşte böyle olacak, böyle kesin olacak. Evet. Tepsilerimizi alıyoruz. Evet sevgili YouTube takipçilerimiz, yapmış olduğumuz eriştelerimiz, elle kestim, makinede kesmedim. Hazır şimdi bu şekilde klimamızda kurutuyoruz. Evet, şimdiden yapanlara, yiyenlere afiyet olsun diyoruz.